Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kredi kullanmadan önce bu kredinin ödeme süresi içerisinde ödeyeceğimiz ana paraların yıllar içerisindeki tutarlarını hesaplayacağız. Mesela 5 yıllık bir kredi kullandıysak ilk yıl ödediğimiz tutar içerisinde ne kadar ana para, ikinci yıl ne kadar ana para var ödediğimiz tutar içerisinde ve kredi sonuna kadar yıl yıl bunların nasıl hesaplanıyor? Ona bakacağız. Şimdi kredi ile alakalı bilgilerimizi yazalım. Oranımız var. Buna %20 diyelim. Şuranda %20 yapalım. Şurada ortalayalım. Dönem sayımız var. Bunu ay olarak yazıyoruz. Mesela 5 yıl kullanacaksak işte 60 ay yazdık. Ana para değerimiz ve kullanacağımız tutar 200 bin kullanalım. Burada başlangıç, aşağıda bitiş dönemlerini yazacağız. Bir de fonksiyonda lazım olacak şey, her zaman sıfır kullanacağız. Tür var. Şimdi bunu hemen tutar yapalım. Evet. Şimdi burada mesela 5 yıl kullandıysak şurada başlangıç ve bitiş dönemlerini 5 yıla ayarlayacağız. Bunlar sabit olacak. Bu tür de sabit olacak. Evet. Bunlar sabit. Şöyle biraz büyütelim. Şimdi mesela birinci yıl 1'den 12. aya kadar, ikinci yıl 13'ten 24'e kadar, 25'ten 36'ya kadar, 37'den 48'e kadar, 49'dan da 60'a kadar. Şimdi ana para ödemeler diyelim. Evet, şimdi fonksiyonumuzu yapalım. Eşittir diyoruz. Ya da fx'ten buradan geliyoruz. Top ana parayı seçiyoruz. Toplam ana para. Evet, şimdi burada oranımı söylüyor. Oran %20 tıklık. Şimdi bu ilk yılı hesaplıyoruz. Onun için onu formülasyonu sağa doğru çekeceğimiz için burayı sabitliyoruz F4 ile. Ama bu oran yıllık oran olduğu için bize aylık lazım. Bölü 12 diyoruz. 12 diyeceğiz. Dönem sayısı 60. Ana paramız 200. Bunları sabitleyelim. Dönem sayısını sabitliyoruz. Başlangıç dönemi ilk yıl için 1, ikinci yıl yani birinci yılın sonu 12. Sonra burada sağdan aşağı iniyoruz. Tür var. Türünde bu sıfırı sabitliyoruz. Dikkat edersin sadece başlangıç ve bitiş dönemi sabitleme. Onu sağa doğru çektiğim zaman diğer ikinci yıl, üçüncü yıl ve dördüncü yıl ve beşinci yılın değerlerini alsın diye. İlk yıl için şunu da buradan süpürgeyle yaptım. İlk yıl ana paramız 25.872'miş. Şimdi bunu çektiğimiz zaman evet, şimdi toplayalım. Gördüğünüz gibi 200 bin lirayı bulduk. Yani 200 bin lira kredinin bir yıl içerisindeki ödeyeceğimiz ana paraları bu şekilde hesaplamış oluyoruz. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.